Güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyor ve alarmlarınız çalıyor. Sabah oldu. Verimli bir gün geçirmek için her sabah yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Ama bolca kahve içmek bunlardan biri değildir. Bu aktivitelerin hepsini sabah rutininize sığdırabilecek misiniz? Öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Abone ol tuşuna tıklamayı ve hayata olumlu bakmak için bildirimleri açmayı unutmayın. 5 numara, bir bardak su için. Sabah kalkar kalkmaz ilk ne yapıyorsunuz? Telefonunuzdaki bildirimleri mi kontrol ediyorsunuz? Eğer bir bardak su içmiyorsanız kendinize kötülük yapıyorsunuz. Sabah ilk iş olarak su içmenin mükemmel bir fikir olmasının birçok nedeni var. Uyandıktan hemen sonra su içmek sindirim sisteminin gün içinde sorunsuz işlemesini sağlar. Gece uyurken en az 5 ila 8 saat boyunca tuvalete gitmediğiniz için sindirim gerçekleşmez. Uyanınca su içmek, uyurken karnınızda biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Henüz bir şey yemediğiniz için de su içmek çok iyi ve etkili olur. Sabah uyanır uyanmaz su içmek, kilo kaybetmek istiyorsanız da yararlıdır. Çünkü metabolizmanızı hızlandırır. Metabolizmanız hızlanınca vücudunuz gün boyunca daha fazla kalori yakar. Daha etkili olmasını sağlamak için suyunuza biraz da limon sıkmayı deneyin. Bu aromalı suyun hem tadı harikadır hem de kendinizi tok hissetmenizi sağlayarak ağır bir kahvaltı yapmanızı engeller. Son olarak 2011 yılında Sydney Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, fazla su içmenin kronik böbrek hastalığına ya da başka hastalıklara yakalanma riskini azalttığını kanıtlamıştır. Ne kadar çok su içerseniz vücudunuz o kadar iyi çalışır. Bu yüzden güne bir bardak suyla başlamak oldukça mantıklı geliyor. Ancak suyun çok soğuk olmamasına, bunun yerine oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Uyanır uyanmaz buz gibi su içmek karnınızı ağrıtabilir. 4 numara, sağlıklı bir kahvaltı yapın. Sabahları koca bir tabak mısır gevreği yemek çok cazip gelse de bu şekerli kahvaltının vücudunuza yararı yoktur. İlk başta biraz enerji patlaması yaşayabilirsiniz ancak birkaç saat sonra kan şekeriniz düştüğünde çökersiniz ve kendinizi tekrar aç ve yorgun hissedersiniz. Şekerli yiyecekler yemek yerine daha besleyici bir kahvaltı yapmayı tercih edin. Örneğin yulaf yiyebilirsiniz. Yulaf harika bir protein deposudur ve sindiriminizin sağlıklı olmasını sağlar. Bunun nedeni kan şekeri seviyenizi sabit tutan ve sisteminizde yavaşça sindirilen sağlıklı vitamin, mineral ve kompleks karbonhidratlarla dolu olmasıdır. Yulaf tabağınıza meyve eklemek kahvaltınıza lezzet katmanın harika bir yoludur. Diğer meyvelerden daha az şeker içerdikleri için yaban mersini, ahududu ve çilek gibi meyveleri tercih edin. Ayrıca bu meyveler antioksidanlar açısından da zengindirler. Eğer kahvaltıda şekerli şeyler yemeyi sevmiyorsanız, yumurta harika bir protein kaynağıdır ve sizi daha uzun süre tok tutar. Çırpılmış yumurta, taze ıspanak ve soğanla lezzetli bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Tek acıkan ben miyim ya? 3 numara, alarmınız çalar çalmaz uyanın. Alarm sesinden daha kötü bir ses olamaz. İkinci ve üçüncü kez çaldığı zamanları saymazsak. Eğer alarmlarınızı sürekli erteliyorsanız neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuzdur. Bunu yapmak her ne kadar cazip gelse de alarmı ertelemek verimli bir sabah ve gün söz konusu olduğunda yarar sağlamaktan çok zarar verecektir. Uykuya dalıp 10 ya da 20 dakika sonra tekrar uyandığınızda uyku döngünüzü bölersiniz ve bu da yataktan çıktıktan sonra kendinizi uyku sersemi ve şaşkın hissetmenize neden olur. Her gece 7-8 saat uyumaya çalışın. Sabah kötü hissetmenize neden olsa da alarmınız çalar çalmaz yataktan kalkın. Sonrasında kendinize teşekkür edeceksiniz. 2 numara, odanıza güneş ışığı girsin. Uyandığınız an gözleriniz ışığa karşı oldukça hassas olur. Bu yüzden bunu yapmak zor olabilir ama yine de önemlidir. Evet, perdeleri açmaktan bahsediyorum. Vücudunuz gün boyunca hormon salgılamak, sindirim yapmak ve daha birçok işlevi yerine getirir ve tüm bunları gündüz olduğunu bilerek yapar. Eğer sabahları perdeyi kapalı tutarsanız ve karanlıkta hazırlanırsanız vücudunuz henüz uyanma zamanının gelmediğini düşünür. Bu vücudunuzun doğal ritmini geciktirir ve güne kötü başlamanıza neden olur. Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Phyllis Zee'nin dediğine göre sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye çalışıyorsanız karanlıkta hazırlanmak BMI'nizi yani vücut kitle oranı endeksinizin oranını düşürebilir. Vücudunuzun güne başlamanın zamanı geldiğini anlaması için giyinirken ya da kahvaltı yaparken perdeleri açmanız yeterlidir.
Eğer hava karanlık ve kasvetliyse de ışıkları açsanız da olur. Güne güzel başlayın. 1 numara, hareket edin. Uzun bir gece uykusundan sonra kaslarınız ve eklemleriniz biraz kasılmış ve sert olabilir. Gününüze herhangi bir esneme hareketleri ya da egzersiz yapmadan başlarsanız, vücudunuz ısınmadığı için sonradan kendinizi incitmeniz muhtemeldir. Sabahları egzersiz yapmak, eklemlerinizi yağlayıp kaslarınızı ısıtacağı için vücudunuzu güne hazırlamanın harika bir yoludur. Sabahları bu egzersizleri yapmayı deneyin, kesinlikle faydasını göreceksiniz. Deep squat egzersizi. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Kalçanız neredeyse yere değecek şekilde yere doğru eğilin. Bu pozisyonda 30 saniye durun. Eğer zorlanmıyorsanız ileri geri gidin ve eklemlerinizi gevşetmek için biraz hareket edin. Aşağı bakan köpek, kobra pozisyonu. Squat'tan aşağı bakan köpek pozisyonuna geçelim. Kollarınızı önünüze koyun. Bacaklarınızı düz bir konuma getirin ve ters V pozisyonunu alacak şekilde kalçalarınızı kaldırın. Kollarınızı ve omuzlarınızı iyice esnetmek için gövdenizi bacaklarınıza yaklaştırın. Ayaklarınız yerde düz şekilde durmalıdır. Ancak bacaklarınızı ve kalçalarınızı esnetmek için bacaklarınızı kaldırabilirsiniz. Kendinizi çok zorlamayın. Birkaç saniye sonra başınızı yukarı ve arkaya doğru kaldırarak gövdenizi yere yaklaştırın. Bu hareket kobra pozu olarak bilinir ve karın kaslarınızı esnetmek ve omurganızı hareket ettirmek için çok iyi bir egzersizdir. Tüm egzersizler sırasında yaptığınız gibi düzgünce nefes almayı unutmayın. 60 saniye boyunca dönüşümlü olarak bu hareketleri tekrarlayın. Vücudunuzun yandığını hissediyor musunuz? Her sabah mutlu ve verimli bir gün geçirmek için siz ne yapıyorsunuz? Sabah rutininizi bizimle paylaşın. Hepimiz bir şeyler öğrenebiliriz. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayata olumlu bakın.